Arkadaşlar selamünaleyküm. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın torunlarına, hanımlarına, çocuklara, fakirlere ve çevresinde sevgi bekleyen arkadaşlarına gülümseten birçok şakalar ve latifeli konuşmalar yaptığını biliyor muydunuz? İşte bu videomda Asr-ı Saadet'in gülümseten yüzünü, şaka ve latifelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak videomuza geçmeden önce bu gibi faydalı videoların daha fazla kardeşimize ulaşması adına lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip özellikle yorum yapmayı unutmayınız. Öncelikle şunu belirtelim ki, Efendimiz Aleyhisselam şaka yaparken hiçbir zaman alay etme, hafife alma, dalga geçme, küçük düşürme gibi maksatlı şakalar yapmamış, yapanları da şiddetle uyarmıştır. Mü'min, emin olan ve güvenilir insan demektir. Allah'a inanmakla ona güvenen ve böylece ebedi azaptan emin olan ve herkesin de kendisinden emin olduğu insan mü'mindir. Bilindiği gibi emanet, peygamberliğin temel özelliklerinden birisidir. Zaten söylediklerinden %100 emin olunan kişi ancak Allah adına konuşabilir. Bu sebeple Allah onu öyle eğitti ki önce Muhammedül Emin oldu, sonra peygamber kılındı. Peygamberliğini ilan ederken bütün Mekkelileri çağırdı ve ''Ben size şu dağın arkasından donanmış bir ordu geliyor, sizi helak edecek desem ne dersiniz?'' diye sordu. Hep bir ağızdan ''Sen söylersen doğrudur'' dediler. Bugün maalesef Müslümanların güvenilir oluşunu sorgular hale geldik. Fakat Peygamber Efendimiz'den biliyoruz ki müminlere şakayla dahi olsa yalan söylemeyi yasaklamıştı. Hatta bazı insanlar İslam'a girerlerken onlardan ''Şakayla dahi olsa yalan söylemeyeceğim'' dedirterek söz almıştı. Yazık o adama ki insanları güldürmek için yalan söyler. Bilirler ki bu yalandır ama o onları güldürmek ister. Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun, yazıklar olsun buyurmuşlardı. Şaka insan tabiatının özelliklerindendir. Şakalaşmama kalp katılığı olarak algılanır. Bu sebeple Hazreti Peygamber Aleyhisselam da zaman zaman şakalar yapmıştır. Hatta arkadaşlarının da ona şaka yaptığı olmuştur. Bazı müellifler bunları toplamış ve müstakil risaleler haline getirmişlerdir. Peygamberden aleyhisselam sadır olan şakaların 30 küsür kadar olduğunu söylerler. Ama bütün bu şakalar aynı zamanda hakikattirler. Allah Resulü aleyhisselam böyle anlamsız şakaları yaptığında bir sahabi demiş ki ''Ey Allah'ın Resulü, bizi yasaklıyorsun ama sen de bazen şaka yapıyorsun.'' Buyurdular ki ''Ben şaka yapsam da haktan başkasını söylemem.'' Efendimizin yapmış olduğu şakalardan bazıları hadisi şeriflerde şu şekilde belirtiliyor. Bir gün torunları Hasan ve Hüseyin'e bir binek gibi sırtına çıkmalarını söylemişti. Bu manzarayı gören sahabi, ''Oh ne güzel de bineğiniz var'' deyince, ''Allah Resulü ama onlar da ne süvariler'' diye karşılık verdi. Yine Ayşe annemiz anlatır. Yaşlı bir kadın geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, dua edin de ben de cennete girebileyim'' dedi. Resulullah da ''Yaşlı kadınlar cennete giremez'' buyurdular. Kadıncağız ağlayarak döndü. Efendimiz de ''Yetişin ve deyin ki yaşlı kadın cennete yaşlı olarak giremez. Bilakis genç olarak girer.'' buyurdular. Söz oyunuyla da şaka yaptığı olurdu. Süheyb hastaydı, bir gözü ağrıyordu. Resulullah latife yaparak onun gönlünü hoş etmek istiyordu. Süheyb diyor ki ''Ben hurma yiyordum.'' Efendimiz buyurdular ki ''Süheyb hem gözün ağrıyor hem de hurma yiyorsun. Sanki gözümle yediğimi ima ediyordu.'' Ben de dedim ki ''Ey Allah'ın Resulü, ağrıyan gözümle değil öbür yanımla yiyorum.'' Efendimiz bu cevaba tebessüm ettiler. Yanakları pembe pembe bir adama latife yolu ''Ebul Verd olmuşsun yani güle dönmüşsün'' buyurdular. Ondan sonra onun adı da Ebu Hureyre gibi Ebul Verd kaldı. Bir gün Ümmü Eymen denen bir kadın gelip Resulullah'a ''Kocam sizi davet ediyor'' demişti. Allah Resulü ''Senin kocan kim? Şu gözünde beyazlık olan adam mı?'' dedi. Kadın ''Benim kocamın gözünde beyazlık filan yok'' deyince Efendimiz Aleyhisselam ''Herkesin gözünde beyazlık vardır'' diye latife yapmıştır. Yine Enes radıyallahu anh anlatır. Ebu Umeyr künyesiyle anılan bir kardeşim vardı. Umeyr Ömercik demektir. Kuş meraklısıydı, evde bir serçe beslerdi. Efendimizin yanına geldiğinde ona ''Ömercik ne yapıyor serçecik?'' diye latife yapardı. Şaka dendiğinde ilk akla gelen sahabi Nuayman'dır. O çok anlamlı nükteler ve şakalar yapan birisiydi. Medine'ye ne zaman yeni ve taze bir yiyecek gelse
ondan bir miktar satın alır, Resulullah'a getirir ve "Buyur ya Resulallah, bunu siz yiyin" derdi. Ardından satıcı parasını almaya gelince de "Ey Allah'ın Resulü, lütfen borcunuzu öder misiniz?" der ve isterdi. Efendimiz "Nuayman, sen onu hediye olarak vermedin mi?" diye sorduğunda "Ey Allah'ın Resulü, ödeyecek param yok. Onu senin yemeni istedim, sana getirdim. Şimdi de lütfen parasını ver" derdi. Efendimiz de güler ve ücretini öderdi. Onun meşhur bir şakası da şudur. Resulullah'ın vefatından bir yıl kadar önce Hazreti Ebubekir, Nuayman ve Selit bin Harmele ile beraber ticaret amacıyla Basra'ya giderler. Selit yolda yemekten sorumlu olanlarıdır. Bir süre sonra Nuayman Selit'ten yemek ister. Selit de bu talebi "Hayır, Ebubekir gelmeden asla" diyerek reddeder. Nuayman "Ben de sana yapacağımı yapayım da gör" der. Bir topluluğa uğrarlar. Nuayman onlara "Benim bir kölem var, alır mısınız?" diye sorar. Ama o size de muhtemelen şöyle söyleyecektir: "Ben köle değilim, ben onun kuzeniyim." Böyle derse vazgeçtik demeyecek ve sözleşmeyi bozmayacaksınız. "Tamam" derler, onun sözünü aldırmayacağız. Anlaşırlar ve Selit'i 10 genç deve yavrusu karşılığı satın alırlar. Onlar da Selit'i almaya gelince doğal olarak gitmemekte direnir. Onlar da bir bezi boynuna bağlayarak çekmeye başlarlar. Selit "O sizinle şaka yapmıştır, ben köle değilim" dese de onlar "Biz senin bu numaralarını biliyoruz, kanmayız" diyerek sürükleyip götürdüler. Hazreti Ebubekir geldiğinde durumu öğrenir, hemen koşar ve adamlara yetişerek "Yapmayın, Nuayman şakacı birisidir, size şaka yapmıştır" diyerek onları ikna eder. Deve yavrularını iade ederek Selit'i alıp getirir. Döndüklerinde durumu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a anlatırlar, o da ashabı da uzun süre gülerler. Rabbim asr-ı saadetin gülümseten yüzünü ümmeti Muhammed'den eksik etmesin. Amin.